soruşturma sürecek. Teftiş de başlayacak tabii. O zamana kadar da kararı bana bıraktılar. 15 yıldır süren Arka Sokaklar adlı polisiye dizinin Rıza babası Zafer Ergin, Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Sorun, dünya yuvarlaktır. Sağ olun, kolay gelsin çocuklar. Şu kargaşada hepiniz çok uğraşıyorsunuz. Allah kolaylık versin size hakikaten. Şaka bir yana, kalabalıklara giren büyük, kendine güvenen politikacı dostlarımız bile COVID'e yakalanıyorlar. Allah sizleri ve hepimizi korusun. 78 yaşındaki usta tiyatrocu dizinin 15 yıl daha sürmesini diledi. Evet, işte 15 seneyi bitirdik, ikinci 15 seneye girdik. Hayırlısıyla. Onu yani da bu 15 sene daha devam edecek mi? Bunun sinyalini mi verdiniz şu an? Bilmiyorum. Yukarı yapalım. Peki efendim, hani dizide birçok kişi çocukken başladı, büyüdüler, yaşlandılar. Eskimeyen tek şey sizsiniz. Evet, ben de başladığımda şu kadarcıktım o zamanlar. 15 senede hepimiz büyüdük. Büyüdük, akıllandık. Güzel şeyler yapmak için bilinçlendik. Şimdi benim o küçük çocukların hepsi üniversiteyi bitirdiler, evet. Avukat oldular, mühendis oldular, çalışıyorlar. İnşallah Türkiye bizim gibi büyür hep beraber. Ergin'e dizinin çocuk ve genç yıldızları için de bir okul olduğu hatırlatıldı. Bir de hani usta, evet, biriyle çalışıyorlar yıllardır. O küçükler için aslında bir okul oldu diyebiliriz onlar. Evet için. Evet, ben de o anlamda söyledim zaten. Geldiklerinde 6-7 yaşlarındaydılar. Biz de 8-10 yaşlarındaydık. Hep beraber büyüdük. 15 sene az bir zaman değil çocuklar yani. Şimdi 15 sene bir seyirci yetiştirdik Arka Sokaklar'la. Bizim de beraber yaşayan bir seyirci yetiştirdik. Oynadınız. Allah uzun ömür versin, sağlık sıhhat versin. İnşallah hep beraber daha da uzun süreli çalışacağız. Zafer Ergin, Kurtlar Vadisi başta olmak üzere rol aldığı dizilerin hep uzun soluklu olmasını değerlendirdi. Bunlar olunca 15 yıldır çalışıyorsunuz. Öncesinde Kurtlar Vadisi de uzun yıllar sürdü. Kurtlar her Vadisi bitti o eski. Her projeniz uzun soluklu oldu. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Ben çok başarılıyım desem. Şimdi yaptığımız iş bir ekip işi. Evet. Yani gerçekten tek başına hiç kimsenin yürütemeyeceği bir iş zaten. Kameramanından sahne düzenini yapana, yönetmene, beraber oynadığımız arkadaşlara kadar. Arka Sokaklar'da özellikle bu tılsımı yakaladığımız için 15 senedir ağız tadıyla çok başarılı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Bunu da böyle yürüteceğiz inşallah. Rıza Baba'nın da dediği gibi bu bir ekip işi. Evet, bu bir ekip işidir. Peki, çok teşekkür ederim. Sizin de bir ekip işi. Evet, evet. Öpüyorum hepinizi, sevgiler. Çok sağ olun.